vücudunuz durmaksızın yabancı organizmalar tarafından işgal edilir. Vücudun kendi bağışıklık sistemi savunmanın ilk hatta durumundadır. Ama bazen vücudunuzun tüm çabasına karşın hastalık ortaya çıkabilir. Bakteriler sürekli olarak büyür ve bölünerek çoğalır. Eğer bakteriye bağlı bir enfeksiyon ortaya çıkmışsa, doktor antibiyotik bir ilaç yazabilir. Bazı antibiyotikler sentetik olarak üretilmiş olsa da, çoğu bakteri ve organizmalardan yapılır. Bunlar virüslere karşı etkili değildir. Antibiyotiklerin bakterileri öldürmesinin, her biri bakterilerin gelişimini önleyen pek çok yolu vardır. Bu yollardan biri, bakteri büyümeye ve çoğalmaya çalışırken bakterinin hücre duvarına saldırmaktır. Bazı antibiyotiklerse normal şekilde büyümelerini önlemek amacıyla bakterilerin hücre duvarı oluşturmak için gerek duyduğu enzimlere bağlanır. Zayıflatılan duvar sonraki hücre oluşumlarının önüne geçer, ayrıca bakterinin patlamasına neden olacak şekilde sıvının bakteri içine akmasını sağlar. Antibiyotikler çok sık yazıldığında ve tam doza gidilmediğinde antibiyotik direnci de oluşabilir.